Şimdi senin soruna gel. Evet. Abi deha. Yani yüzbaşı orada senin dediğin gibi aynı okulda okumuş. Kaç tane yüzbaşı var ya 3. orduda? Evet. Değil mi? Sana ne oluyor be adam? Sen kurmay yüzbaşısın gerçi ama niçin şeyden çıkar gibi fırlıyorsun? Evet, aynı döneme gidersek İnönü'de aynı yaşlarda İnönü ile Atatürk arasındaki fark ne? Daha sonra bu çok tartışıldı. İşte İnönü ile Atatürk arasındaki fark 2. Dünya Harbi'de ortaya çıktı. Atatürk yok. Ülkeyi İnönü idare ediyor. Şimdi İnönü çok haklı olarak 2. Dünya Savaşı'ndan ödü patlıyor. Bu ülkemize gelmesin. Yerden göğe haklı. Evet. Savaşın ne olduğunu çok iyi biliyor. Tabii çok iyi biliyor. Durumumuzu biliyor. Felaket durumdayız. Gerçi Hitler diyor ki kardeşim siz kabul edin. Ben sizi donatırım. Fakat İnönü Alman'ın da ne olduğunu biliyor. Yani benim rahmetli dedem mesela Almanlar derdi bizim müttefikimizdi. Bize çok kötü muamele ettiler derdi. 2. Dünya Savaşı'nda. Yani dedem de o nesilden. İnönü diyor ki hazırlanalım. Nasıl hazırlanacağız? Depolayalım. Aman aç kalmayalım. Açlık çekilmiş çünkü. Onu biliyor İnönü. Depolayalım. Efendime söyleyeyim kumaş da vermeyelim kimse. Onları da depolayalım. Bunlar hepsi doğru. Halka anlatamıyor değil mi? Evet. Çünkü halkın içine giremiyor. İnönü çekingen, çok tedbir seven ama derdini anlatmaktan aciz bir adam. Bir de risk almayı hiç sevmiyor hocam. Devlet adına sevmiyor. Evet. Şahsından hiç korkusu yok. Bir istisna. Samsun'a gidilecekken Atatürk İsmet gel diyor. Ben yeni evlendim. Yani bu acaba hakikaten ya mevhibeyi de hemen ve başta dul bırakmayayım korkusu mu? Yoksa kendi ulan o tedbirli İnönü ne olacağı belli değil. Bu deli tek başına çekiyor gidiyor. Ulunay'a sormuşlar biliyorsun. Ya demişler sen şeyde mütareke döneminde Atatürk aleyhine ne yazılar yazdın? Utanmıyor musun şimdi? Hiç utanmıyorum. Hocam aralarında sorun var mıydı? Evet, yok oraya sonra geleceğiz. Küs öldü diyorlardı. Ha, oraya geleceğiz. Şimdi Ulunay'a diyorlar ki sen diyorlar ne kötü yazılar yazdın Atatürk hakkında. Utanmıyor musun? Hiç utanmıyorum diyor. Nasıl olur ya diyorlar. Ya kardeşim diyor o zaman diyor Atatürk'ün her söylediğine millet delinin biri bu diyordu diyor. Yani diyor söylediğine inanan kendisinden başka adam yoktu diyor. E ben de öyle yazdım. Yani diyor adamın bütün dediklerinin çıkacağını nereden bilebiliriz ya diyor. Hocam Atatürk'ü aslında şöyle tanımlayabiliriz. Öncelikle Atatürk'ün idollerine bakmak lazım. Atatürk bir aydınlanma çağı insanı ve de idolleri de Fransız düşünürler. Jean-Jacques Rousseau mesela. Çok kitabını okumuş Fransız düşünürlerin. O yüzden o akılcılığı o idollerinden geliyor. Yalnız tabii Jean-Jacques Rousseau akılcı değil. Dikkat et. Atatürk'ün okuduğu bir tek Jean-Jacques Rousseau değil. Tabii ki değil. Şu anda yani Jean-Jacques Rousseau aydınlanmanın bir ayıbıdır. Yani Jean-Jacques Rousseau'nun işte sosyal kontrakt falan gibi şeyleri vardır ama söylediklerinin çoğu zırhlı. Onu Fransızlar tartışsınlar. Şimdi İnönü'ye gelelim. Evet. Bir kere aralarında ne oldu hiçbirimiz bilemeyiz. Belge yok çünkü. Ama şimdi Atatürk'ün İnönü'ye verdiği sicilden başlayalım. Ne diyor Atatürk? Değil mi? Malatya'dayken bir sicil veriyor İnönü hakkında. Uzun ümmet ediyor İnönü'yü. Çok iyi bir kurmay subaydı. Verilen emirleri gayet iyi yapar diyor. Lozan'a onu gönderdi. Karar yani. Veremez. Lozan'a niye onu gönderdi? Lozan'a kendini dinleyecek adam lazım. Bizim diktatör. Değil mi? Yani dışarıdan bakarsan Dışişleri Bakanı yaptı gönderdi. Var mı yani? Güvenilir biri lazım. Ama yalnız güvenilir değil. Onun dediğini yapacak adam lazım. İtaat edin. Şimdi İnönü fevkalade bir kurmay subay. Bakın Uşak'ta esir generaller getiriliyorlar. İşte bir tarafta Trikopis, bir tarafta Diyeniz. Sohbet ediliyor falan. En sonunda hadi gidin diyor artık. Tamam diyor. Onu İnönü bir dakika diyor. Benim bir sorum var diyor. Trikopis'e diyor ki general diyor. Beni diyor hayrette bırakan bir şey oldu anlayamadım diyor. Onu sormak istiyorum diyor. Biz diyor saat diyor 4:30'da diyor tanzim ateşiyle taarruzu başlattık. 5:30'da tahrip ateşine geçtik. 7'de diyor sizin topçu sustu. Bunu anlayamadık. Onun üzerine Trikopis diyor ki efendim diyor sizin topçunun diyor. Atışları o kadar güzeldi ki diyor. Biz diyor çok aptallık etmişiz diyor. Topların gözcülerini çok öne çıkarttıydık diyor. Hepsi gitti diyor. Toplar kör oldu diyor. Dolayısıyla diyor bunu diyor devam ettiremedik diyor. Bu marifet İnönü'ndür. İnönü biliyorsunuz Kars Kalesi'nden topları söktürüp
Batı cephesine getirmiştir. Topların hiçbirinin mermisi ötekine benzemez bilmem ne. Fakat topçu ateşini İnönü düzenlemiştir ve Atatürk tebrik etmiştir İnönü'yü. Helal olsun sana diye. İnönü çok iyi bir kurmay subay, çok iyi bir başbakan. Atatürk ne derse onu yapıyor. Yani işler biraz sapasardığı zaman ülkede hemen İnönü'yü getiriyor, koyuyor Atatürk oraya. Emir dinliyor. Ama İnönü o kadar çekingen, o kadar tedbirli ki şimdi ekonomik atılım yapılacak, aman para harcamayalım diyor. Aman diyor, biliyorsun neler çektik biz borç, Osmanlı borçlarından, aman para harcamayalım. Atatürk diyor, İsmet iyi de baba, yani diyor fabrikaları kim yapacak, nasıl yapacağız? Boşlar ne mı olur ne olmaz abi, boş ver diyor, biz tarım marım idare ederiz. Bakıyor ki Atatürk bu adamla gitmeyecek. İsmet sen biraz istirahat et diyor. Celal Bayar'ı getiriyor. Kendi ekonomi görüşüne de daha uygun Celal Bayar'ın. O anda, her zaman değil. Abi o anda, her zaman değil. O anda o lazım. Evet, bakın o Atatürk'ün büyük marifeti satranç oynuyor. Aynen. Her taşın rolü belli. Ne zaman nasıl kullanabileceğini biliyor. Celal Bayar getiriyor. Şimdi İnönü'ye kızdığı için mi? Hayır, bakıyor ki yahu kardeşim, ülke bu için kalem, o daha yararlı. Ha, bu kalem tükenmezdir. Dolma kalem lazım. E tükenmezde ısrar etme kardeşim yani. Yenilikçi değil. Ha, hemen bir örnek vereyim. Hermann Göring, Alman Hava Kuvvetleri Komutanı 2. Dünya Savaşı'nda. Hermann Göring 1. Dünya Savaşı'nda şahane bir av pilotu. Richthofen öldükten sonra onun filosunun başına Hermann Göring'i getiriyorlar. Büyük havacı. Ama 2. Dünya Savaşı'na gelene kadar adam çağ dışı kalıyor. Ve Alman hava kuvvetlerini iyi kullanamıyor. Hitler bunu görüyor. Hala ısrar ediyor. Hala Göring babam ya. Atatürk bunu asla yapmıyor. Atatürk'ün bir lafı vardır. Arkadaşlarım diyor. Kendi ufukları yetene kadar benimle birlikte oldular. Ufuklarının bittiği yerde beni terk edip bana karşı çıktılar. Gene diktatör çıktı mı? Evet. Adam etrafına bakıyor. Anam diyor, senin pilin bitti, hadi kenara. Bir de şu paraya meselesi. Ha, şimdi para meselesinde gene İnönü'nün bence çok doğru bir görüşü var. Kurumsallaşalım diyor. Yani diyor ki hani ya diyor, soruyorlar gazeteciler, bu memleket daha ne kadar 11 sarhoş tarafından idare edilecek? Atatürk diyor bir daha söyle bakayım diyor. 11 sarhoş mu diyor, halt etsinler, bir sarhoş idare ediyor bu memleket. Ama şimdi İnönü'nün kafasında böyle devlet idare edilmez. Atatürk öldü mü öldü. Devlet para, Amerikan paralarına bak, bütün cumhurbaşkanları sırayla var. Bizde de kardeşim diyor, tamam öldü, çok büyük. Öldüğü zaman ne diyor Atatürk için? Vatan sana minnettardır diyor. Ama hadi tamam diyor, resmen onun zamanı bitti, benim zamanım geldi. Hocam zaten burada şunu da belirtelim. Kurumsallaştırma. Tarihi bilgiyi vermek lazım. Ben hayatım. Yaşa Oğuz. Hasan tarihçi. Yani jeologdan tarihçi olsa da diyorsun yine tarihçiler. Evet, yani. Yani. Bu ikisini boşuna mı çağırdım? İsmet İnönü'nün parayı değiştirdiği dönemde anayasada şöyle bir kanun var. Paraların üzerinde mevcut cumhurbaşkanının resmi yer alır diye. O kanunu çıkaran kim? Atatürk. Yani değiştirmiş burada, bu kanunu yok. Hayır, bakınız İnönü kendi fotoğraflarını koymasaydı paranın üzerine anayasayı çiğnemiş olacaktı. Ki bu anayasa, bir saniye, anayasanın bu maddesine istinaden yapılıyor bu değişiklik. Fakat İsmet İnönü bunun yanlış bir şey olduğunu algılayınca ve idrak edince tekrardan anayasa maddesi de değişiyor. Evet. İşte ilk cumhurbaşkanımız, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi olur diyerek burada bu tarihi bilgiyi herkes atlıyor. Bu evet. Tarihi bilgiyi vermeden insanlara bunu bu şekilde anlatmamak gerekir. Bildiğiniz cehalettir bu gerçekten. Bravo. Ne? Osmanlı'dan da bakarsak kaime, yani kağıt para yapımında da yani millet şöyle bir şey düşünüyor herhalde. Osmanlı'da ilk kağıt para çıktıktan sonra her zaman üzerinde 1. Süleyman. Osman Gazi'nin veya Osman Gazi. Hayır, o sırada padişah var. Kimse onun resmi vardı. Bu genellikle yani Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Atatürk tarafından da oluşturulmadı. Aynı bilgiyi ben de biliyorum zaten. Bu Osmanlı'dan gelen bir şey ve de Cumhuriyet'e geçtikten sonra da yani anayasaya koymuş adam ya. Aynen öyle. Bu Osmanlı'dan gelen bir şey. Cumhuriyet'in uydurduğu bir şey değil. Yani millet belli konularda yanlış biliyor ve de bu tarih bilgiyle bunu. Siz tarihçiler niye varsınız babam? Bak bu ben dahi bilmiyordum. Helal olsun ya ikinize de vallahi billahi yani. Sağ yeni bir abi, yeni bir şey öğrendim. Doğru, hep çok öyle. Önemli bir şey. Ya biz gençleri niye çağırıyoruz? Çok önemli bir şey. Gençler ya böyle tarihçiler lazım bize Abbas. Vallahi billahi helal olsun size.
Siyaset evet. bilimci hu. Senden ne haber? Alo Murat. Hocam. O anda o lazım. Evet, bakın o Atatürk büyük marifeti satranç oynuyor. Aynen. Her taşın rolü belli. Ne zaman nasıl kullanabileceğini biliyor. Caner Bayar getiriyor. Şimdi İnönü'ye kızdığı için mi? Hayır, bakıyor ki yahu kardeşim, ülke için bu kalem, o daha yararlı. Ha, bu kalem tükenmezdir. Dolma kalem lazım. E tükenmezde ısrar etme kardeşim yani. Yenilikçi değil. Ha, hemen bir örnek vereyim. Hermann Göring, Alman Hava Kuvvetleri Komutanı 2. Dünya Savaşı'nda. Hermann Göring 1. Dünya Savaşı'nda şahane bir av pilotu. Richthofen öldükten sonra onun filosunun başına Hermann Göring'i getiriyorlar. Büyük havacı. Ama 2. Dünya Savaşı'nda gelene kadar adam çağ dışı kalıyor. Ve Alman hava kuvvetlerini iyi kullanamıyor. Hitler bunu görüyor. Hala ısrar ediyor. Hala Göring babam ya. Atatürk bunu asla yapmıyor. Atatürk'ün bir lafı vardır. Arkadaşlarım diyor. Kendi ufukları yetene kadar benimle birlikte oldular. Ufuklarının bittiği yerde beni terk edip bana karşı çıktılar. Gene diktatör çıktı mı? Evet. Adam etrafına bakıyor. Anam diyor senin pilin bitti hadi kenara. Bir de şu paraya meselesi. Ha, şimdi para meselesinde gene İnönü'nün bence çok doğru bir görüşü var. Kurumsallaşalım diyor. Yani diyor ki hani ya diyor, soruyorlar gazeteciler bu memleket daha ne kadar 11 sarhoş tarafından idare edilecek. Atatürk diyor bir daha söyle bakayım diyor. 11 sarhoş mu diyor? Halt etsinler. Bir sarhoş idare ediyor bu devlet. Ama şimdi İnönü'nün kafasında böyle devlet idare edilmez. Atatürk öldü mü? Öldü. Devlet para, Amerikan paralarına bak bütün cumhurbaşkanları sırayla var. Bizde de kardeşim diyor tamam öldü. Çok büyük. Öldüğü zaman ne diyor Atatürk için? Vatan sana minnettardır diyor. Ama hadi tamam diyor resmini. Onun zamanı bitti. Benim zamanım geldi. Hocam zaten burada şunu da belirtelim. Kurumsallaştırma. Pardon. Tarihi bilgiyi vermek lazım. Ben hayatım. Yaşa Oğuz. Hasan tarihçi. Yani jeologdan tarihçi olsa da diyorsun yine tarihçiler değil mi? Yani. Bu ikisini boşuna mı çağırdım? İsmet İnönü'nün parayı değiştirdiği dönemde anayasada şöyle bir kanun var. Paraların üzerinde mevcut cumhurbaşkanının resmi yer alır diye. O kanunu çıkaran kim? Atatürk. Yani değiştirmiş burada, mi bu kanunu yok. Hayır bakınız İnönü kendi fotoğraflarını koymasaydı paranın üzerine anayasayı çiğnemiş olacaktı. Ki bu anayasa, bir saniye anayasanın bu maddesine istinaden yapılıyor bu değişiklik. Fakat İsmet İnönü bunun yanlış bir şey olduğunu algılayınca ve idrak edince tekrardan anayasa maddesi de değişiyor. Evet. İşte ilk cumhurbaşkanımız, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün... Bakıyor ki Atatürk bu adamla gitmeyecek. İsmet sen biraz istirahat et. Celal Bayar'ı getiriyor. Kendi ekonomi görüşüne de daha uygun Celal Bayar'ın. O anda. Her zaman değil. Her zaman tabii, değil. O evet. anda her zaman değil. O anda o lazım. Evet, bakın o Atatürk büyük marifeti satranç oynuyor. Aynen. Her taşın rolü belli. Ne zaman nasıl kullanabileceğini biliyor. Celal Bayar'ı getiriyor. Şimdi İnönü'ye kızdığı için mi? Hayır, bakıyor ki yahu kardeşim ülke bu için kalem, o daha yararlı. Ha, bu kalem tükenmezdir. Dolma kalem lazım. E tükenmezde ısrar etme kardeşim yani. Yenilikçi değil. Ha, hemen bir örnek vereyim. Hermann Göring, Alman Hava Kuvvetleri Komutanı 2. Dünya Savaşı'nda. Hermann Göring 1. Dünya Savaşı'nda şahane bir av pilotu. Richthofen öldükten sonra onun filosunun başına Hermann Göring'i getiriyorlar. Büyük havacı. Ama 2. Dünya Savaşı'na gelene kadar adam çağ dışı kalıyor. Ve Alman hava kuvvetlerini iyi kullanamıyor. Hitler bunu görüyor. Hala ısrar ediyor. Hala Göring babam ya. Atatürk bunu asla yapmıyor. Atatürk'ün bir lafı vardır. Arkadaşlarım diyor. Kendi ufukları yetene kadar benimle birlikte oldular. Ufuklarının bittiği yerde beni terk edip bana karşı çıktılar. Gene diktatör çıktı mı? Evet. Adam etrafına bakıyor. Anam diyor senin pilin bitti hadi kenara. Bir de şu paraya meselesi. Ha, şimdi para meselesinde gene İnönü'nün bence çok doğru bir görüşü var. Kurumsallaşalım diyor.
Yani diyor ki hani ya diyor, soruyorlar gazeteciler bu memleket daha ne kadar 11 sarhoş tarafından idare edilecek. Atatürk diyor bir daha söyle bakayım diyor. 11 sarhoş mu diyor, halt etsinler bir sarhoş idare ediyor bu memleket. Ama şimdi İnönü'nün kafasında böyle devlet idare edilmez. Atatürk öldü mü öldü. Devlet para, Amerikan paralarına bak bütün cumhurbaşkanları sırayla var. Bizde de kardeşim diyor tamam öldü çok büyük. Öldüğü zaman ne diyor Atatürk için? Vatan sana minnettardır diyor. Ama hadi tamam diyor resmi onun zamanı bitti benim zamanım geldi. Hocam zaten burada şunu da belirtelim. Kurumsallaştırma. Tarihi bilgiyi vermek lazım. Ben hayatım yaşa Oğuz. Hasan tarihçi. Yani jeologtan tarihçi olsa da diyorsun yine tarihçiler. Evet, yani. Yani. Bu ikisini boşuna mı çağırdım? İsmet İnönü'nün parayı değiştirdiği dönemde anayasada şöyle bir kanun var. Paraların üzerinde mevcut cumhurbaşkanının resmi yer alır diye. O kanunu çıkaran kim? Atatürk. Yani değiştirmiş burada, mi bu kanunu yok? Hayır bakınız İnönü kendi fotoğraflarını koymasaydı paranın üzerine anayasayı çiğnemiş olacaktı. Ki bu anayasa, bir saniye anayasanın bu maddesine istinaden geçtik. Yedi de diyor sizin topçu sustu. Bunu anlayamadık. Onun üzerine Trikopis diyor ki efendim diyor sizin topçunun diyor. Atışları o kadar güzeldi ki diyor. Biz diyor çok aptallık etmişiz diyor. Topların gözcülerini çok öne çıkarttıydık diyor. Hepsi gitti diyor. Toplar kör oldu diyor. Dolayısıyla diyor bunu diyor devam ettiremedik diyor. Bu marifet İnönü'ndür. İnönü biliyorsunuz Kars Kalesi'nden topları söktürüp Batı cephesine getirmiştir. Topların hiçbirinin mermisi ötekine benzemez bilmem ne. Fakat topçu ateşini İnönü düzenlemiştir ve Atatürk tebrik etmiştir İnönü'yü. Helal olsun sana diye. İnönü çok iyi bir kurmay subay, çok iyi bir başbakan. Atatürk ne derse onu yapıyor. Yani işler biraz sapasardığı zaman ülkede hemen İnönü'yü getiriyor koyuyor Atatürk oraya. Emir dinliyor ama İnönü o kadar çekingen, o kadar tedbirli ki şimdi ekonomik atılım yapılacak. Aman para harcamayalım diyor. Aman diyor biliyorsun neler çektik biz borç Osmanlı borçlarından. Aman para harcamayalım. Atatürk diyor İsmet iyi de baba yani diyor fabrikaları kim yapacak? Nasıl yapacağız? Ne olur ne olmaz abi boş ver diyor. Biz tarım marım idare ederiz. Bakıyor ki Atatürk bu adamla gitmeyecek. İsmet sen biraz istirahat et diyor. Celal Bayar'a git. Kendi ekonomi görüşüne de daha uygun Celal Bayar'ın. O anda. Her zaman değil. O anda her zaman değil. O anda o lazım. Evet, bakın o Atatürk büyük marifeti satranç oynuyor. Aynen. Her taşın rolü belli. Ne zaman nasıl kullanabileceğini biliyor. Celal Bayar'ı getiriyor. Şimdi İnönü'ye kızdığı için mi? Hayır. Bakıyor ki yahu. Ülke için kalem, o daha yarar. Bu kalem tükenmezdir. Dolma kalem lazım. Tükenmezde ısrar etme kardeşim yani. Yenilikçi değil. Hemen bir örnek vereyim. Hermann Göring, Alman Hava Kuvvetleri Komutanı 2. Dünya Savaşı'nda. Hermann Göring 1. Dünya Savaşı'nda şahane bir av pilotu. Richthofen öldükten sonra onun filosunun başına Hermann Göring'i getiriyorlar. Büyük havacı. Ama 2. Dünya Savaşı'nda gelene kadar adam çağ dışı kalıyor. Ve Alman Hava Kuvvetleri'ni iyi kullanamıyor. Hitler bunu görüyor. Hala ısrar ediyor. Hala Göring babam ya. Atatürk bunu asla yapmıyor. Atatürk'ün bir lafı vardır. Arkadaşlarım diyor. Kendi ufukları yetene kadar benimle birlikte oldular. Ufuklarının bittiği yerde beni terk edip bana karşı çıktılar. Gene diktatör çıktı mı? Evet. Adam etrafına bakıyor. Anam diyor senin pilin bitti hadi kenara. Bir de şu paraya meselesi. Şimdi para meselesinde gene İnönü'nün bence çok doğru bir görüşü var. Kurumsallaşalım diyor. Yani diyor ki hani ya diyor.